Arkadaşlar merhaba. En sonki videom YouTube Xamarin Text Reader'dı. Şimdiki videomuz da YouTube API Tutorial isminde uzun bir video olacak. Peki ne yapacağız bu videomuzda? Video arayacağız arkadaşlar. API kullanarak YouTube'un açalım hemen. gdata.youtube.com ben test isminde aratmıştım zaten. Daha öncesinde geldi arkadaşlar. Bu site üzerinden arayacağız. Bu app üzerinden arayacağız diyelim. Burada ne arayacağız arkadaşlar? Videonun ismini ve uzantı linkini. Şimdi title demiştik zaten. Önceki videomuzda da title nesnemiz, elementimiz mevcut. Ne kullanacağız? Bir de ona dikkat edelim. Zaten XML versiyon ile kurulmuş arkadaşlar. Ne diyelim? Site diyelim artık. Ya da API diyelim. Hemen uygulamamıza başlıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? XML text reader sınıfı using system XML isim alanında bulunuyormuş. XML okuyucu diyeceğim. Okuyucu new XML text text reader URL isteyecek hemen. Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Ya da en başından başlayalım. Şunu alıyorum hemen. If diyelim video text nokta text eşit değildir null ise ve video text nokta length text nokta length sınırıma koyalım 30 ise diyelim hemen string URL'imizi vereceğimiz için sırasıyla gidelim. XML arama XML find URL diyorum arkadaşlar. Buradan hemen linkimizi kopyalıyoruz. Ben bu test yazısını aratmak açısından ekledim. O VQ eşittir artık arama sorgusunda bulunacak query diyelim kelime. Nereden gelecek? Video text nokta text'ten gelecek. Hemen XML text reader'ımızla XML okuyucu diyelim. Okuyucu. New XML text reader. XML find URL diyoruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? XML okuyucumuzu da verdikten sonra artık while nesnemizi döngümüzü kullanacağız. XML okuyucu read aktifken okuyorken if diyeceğiz. Element arayacağız. XML okuyucu da not type diyeceğiz tabi. Eşittir XML not type nokta element diyeceğiz. Yine if diyoruz arkadaşlar. XML okuyucu nokta name eşittir. Tekrardan bakalım şimdi. Title nesnemiz yani başlık. Önceki videomuzda da açıklamıştık. Şuradaki boşluğu silelim. Sorun yaratabilir arkadaşlar. XML okuyucu nokta read dedik. Gelen değerimizi okuyabildik. Kaydedelim şimdi. Ne gerekiyordu? XML'e while döngüsüne girince list view item nesnesi gerekiyor. Item buna buna ne diyelim? Video list diyelim. Evet, video list diyelim. Ne yapacak arkadaşlar? Video listin tekstine gelen değer yazacak değil mi? Nokta value dememiz yeterli. Sonra ne yapacak? Bunu ekletecek artık. Video list nokta items pardon bizim video list view nokta items nokta add bunu da ekletmemiz gerekiyor. Video list diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir test edelim. F5 ile test edeceğim arkadaşlar. Buraya ben hemen Sagopa Kajmer diyeyim. Bir kontrol edelim. Evet, bayağı bir video buldu. Şimdi ne gerekiyor bize? Artık URL'si gerekiyor değil mi? Onu CTRLF'e content elementinin içinde arayacağız arkadaşlar. Onun içinde ben Code Project'ten bulduğum Link Finder adlı bir class'ta tabi bunu projenin yani YouTube'da videonun altına koyacağım. İsteyen indirebilir. New item class'a ekleyelim hemen. Buna link finder nokta cs diyeyim arkadaşlar. Hepsini kopyalıyorum.
CTRL F ile yapıştırıyorum. Fazlattan eklenen var. Onu da kontrol etmiş oldum. Yine ne diyorduk? If değil, else if demeyeceğiz arkadaşlar. If diyeceğiz yine. XML okuyucu, node type. Pardon, burada değil. Biz yine ayrı bir element aratmaya kalktık. Burada if diyeceğiz. XML okuyucu nokta. Name diyeceğiz. Eşit eşittir. Ne? Ne? Content. Evet. XML okuyucu nokta read. Okusun bir. Sonra ne yapsın arkadaşlar? For each ile link finder'dan bunu kaydetmedik mi? CTRL S ile link finder diyorum. Link finder iyi. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada? Yine link finder nokta link finder nokta find nereden bulacak? String bir file istiyor. Değişkenimizi de verelim. İstersek string bir değişkene de aktarabiliriz ki hiç gerek yok. Kapattıktan sonra ne diyoruz arkadaşlar? XML okuyucu value dememiz yeterli. Evet, in'i unuttuk. In diyecektik. Onu da eklettik arkadaşlar. Pardon. Tekrardan yazalım bir. For each. Biz buraya link finder diyoruz. Eklettik. Item. Buraya linkimiz diyelim. Ya da video link diyelim. In nereden arayacak? Link finder. Pardon, şunu unuttuk arkadaşlar. Buraya link item diyecektik. Link item. Buraya da tabii link finder nokta find diyeceğiz. Yine aynı şekilde XML okuyucu value dememiz yeterli arkadaşlar. Buradan tabii şunu da göstereceğim hemen. Burada neslimizi oluşturduk. Yalnız şurada yazdırmamız daha makbulü diyelim. Evet, onu eklettik. Ne yapacağız artık? List neydi benim neslimin ismi? Video list nokta sub items nokta add diyorduk değil mi? Evet, burada ne ekletiyoruz? Video link nokta href. Evet arkadaşlar, href diyoruz. ToString de desek olur, fark etmez yani. Okuduk, nesnemizi yazdırdık. Peki şunu da unutmayalım. While nesnesinden çıktıktan sonra geçenki videomda da söylemiştim. XML okuyucuyu kapatmamızda fayda var demiştik arkadaşlar. Evet, başka ne gerekli? Bir kontrol edelim hemen arkadaşlar. Kontrol F5 diyorum. Ya da F5 diyelim. Sagopa Kajmer diyelim ve aratalım hemen arkadaşlar. Burada evet, düşündüğüm gibi şöyle yapalım o zaman. Yine aynı şekilde video list nokta items, pardon, video list ve items nokta add video list diyoruz. Tekrar edelim bir daha. Sagopa Kajmer hata oluştu. Nerede oluştu acaba? Şurada oluştu arkadaşlar. CTRL-S diyorum. İki kere ekletmememiz gerekiyor. Sagopa Kajmer diyelim. Burada da aynı sorun meydana geldi. Bu if'in içinde yazdırdık tekstini. Şurada yazdırsak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çözemedim. String video adı diyelim. String video link, pardon, video linki diyelim. Buradan video adı eşittir XML okuyucu nokta ne diyeceğiz? XML okuyucu nokta value nokta to string diyoruz arkadaşlar. To string
for each dedik. Bunu ekletmeyeceğiz artık. Ha, şuraya video linkine ne diyeceğiz? Video linki yukarıda mıydı? Evet. Video linkine video link.href.toString diyoruz. If'ten çıktıktan sonra ne yapıyor artık? Video list.text ne? Video adini, video list.subitems.add deyip buraya da video linkini ekletiyoruz. Çıktıktan sonra video list ve items.add buraya da video list diyoruz arkadaşlar. Tabi eklettikten sonra video adi eşittir null diyeceğiz. Video linki eşittir null diyeceğiz. Şöyle yapsak da olabilir, if video adi eşit değildir null ise deriz ve şöyle ekletiriz arkadaşlar. Tabi bunları da null tanımlayalım. Eşittir null. Bunu da aynen eşittir null şeklinde tanımlayalım. F5 deyip tekrardan bir kontrol edelim. Sabopa kajmer diyorum yine. Evet. Yine birkaç tane sorun oldu. Şöyle yapalım arkadaşlar. Azıcık büyütelim. Videomuzun linkini tam görebilelim. Onu hemen şuradan edit kolumuzdan editleyeyim. Buna 360 diyelim. Şu az daha büyütelim. Tamam. Tekrardan bir kontrol edelim. Bakalım kajmer. Videos diyor. Evet. Buradaki sorun şöyle düzelteceğiz. Content dedik. Bir şuraya bir düzeltelim arkadaşlar. Bir text box bulalım. Şuradan şuraya bir yazdıralım. Acaba yanlış elementi mi yazdırıyoruz? Onu da görelim. Text box 1 nokta text eşittir XML okuyucu nokta XML okuyucu nokta value diyelim. Buradan sonra çıksın zaten. Burada da break diyelim. Bıraksın, bir kontrol edelim. Şimdi Sagopa kajmer diyelim de aratalım. Yok, div doğru. Ref neredeydi benim linkim? Burada. Peki neden yanlış yazdırıyor video? Onu YouTube watch dedik. Alttaki linki yazdırıyor herhalde. Şöyle yapmıştık arkadaşlar. Şöyle yapalım daha doğrusu. Yapmıştık değil. Nokta remove 30 diyelim bir. Bir de şu şekilde kontrol edelim. Şu break'i kaldıralım yalnız. Kontrol F5 diyorum tekrardan. Sagopa kajmer think diyelim ve şimdi evet şöyle yapacağız, string diyeceğiz. Burada divi mecburen kısıtlamamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci yanlış değilsem ikinci hrefi yazdırıyor orada. Bizim işimize yaramayan kısmı tabi. Şimdi bunu nasıl kısıtlayabileceğiz? Oraya bakacağız arkadaşlar. 1000 karakterlik bir... Burada 1000 karakterden fazla vardır. Şöyle kısıtlayacağız arkadaşlar. String div kısıt lama diyelim. XML okuyucu value nokta remove diyeceğiz arkadaşlar. Sadece 500 harflik bir satır kalsa acaba benim işime yarar mı, bir bakacağız ona. Şimdi CTRLV diyelim. Buraya da şunu yazdıralım. Bir daha test edelim arkadaşlar. Sagopa kajmer diyorum. Kontrol ediyorum bir daha. Benim işime yarayan kısmı evet şimdi var. Bunu ne yapacağız artık? Burada koleksiyonu
tabii koleksiyondaki string file'i artık div kısıtlama deyip tekrardan kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sagopa Kajmer diyelim. Evet. İstediğimiz oldu. Lakin bu tam bir şekilde videomuzu yazdıramadık. Neden? 30. Bunu bir 45 yapsak. Ctrl F5 diyelim. Yine Sagopa Kajmer diyeyim. Umarım rahatsız, çok şey geçmiyordur ders. Sıkıcı. Sıkıcı geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ctrl F5. Sagopa Kajmer diyorum tekrardan. 3 tamamdır. Evet arkadaşlar, şu an istediğimizi yapmış olduk. Şimdi ne gerekiyor artık? Onu da şöyle yapalım. Tekrardan bir kontrol edelim. Şimdi Sagopa Kajmer diyelim de. İlk başta burada aranan video sonuçları gibi bir açıklama veriyor tabi. Onu nasıl düzelteceğiz? Şöyle düzeltelim o zaman onu. Çıktıktan sonra acaba onu şu şekilde yapamaz mıyız? List neydi benim? List view'min ismi nokta items nokta clear desek. Yok, items nokta remove at 0 diyelim. Yine videos items remove at 1 desek acaba. Yine Sagopa Kajmer diyeceğim. Kajmer bakalım. Yine olmadı. O zaman bir tane daha ekleriz biz de. Buna da 2 deriz. Ctrl F5. Sagopa Kajmer. Tekrardan deniyorum. İlkini zaten silemedik. Neyse, sorun değil o kadar ya. Şunu kaydetmedik. Yine Ctrl F5. Sagopa Kajmer. Evet, o kadar sorun değil arkadaşlar. Şimdi neyimiz gerekiyor artık bize? Videonun neyini yazdıracağız? Yazdıracağız diyorum, çok özür diliyorum. Neyini göstereceğiz artık? Resmini göstermemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Azıcık daha büyütelim arkadaşlar. Şimdi misal veriyorum. Bir tane YouTube videosu açalım. Buraya işte dalgın diyelim. Sago'nun bir tane videosu. Misal veriyorum. CTRL-F. Şuradaki linke gidelim. Geçen videomuzda nasıl yapmıştık arkadaşlar? Sayfa kaynağını görüntüle demiştik. CTRL-F 10 format XML şeklinde, yani buradaki linki göstermiştik değil mi? Onu da hemen kullanacağız artık. Şimdi şöyle yapalım. Neydi? Item selection mıydı? Tam hatırlamıyorum. Selection change, yani liste indeksin değişmesi olayında arkadaşlar artık. Buraya list view item diyorum. Şöyle yapalım. Seçilen video diyelim. Onu da nereden alacak? Video list ya da select item ya da items'ından alsın, fark etmiyor. If seçilen video selected diyorum. Ondan sonra bir mbox test diyelim de. Sagopa aratalım. Evet. Sonra da seçiyor zaten. Sorun yok. Şimdi arkadaşlar, buradaki linki ne yapacağız? Nasıl şekilde yazdırıyorduk? Yalnız ben kapattım onu ya. Şimdi YouTube diyelim. Sagopa Kajmer aratıyorum hemen. Sayfa kaynağı CTRL-F deyip. Evet, şuradaki linke gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi linkimizi bir yazdıralım. Tekrardan sorunumuz olmasın. Şimdi nasıl yazdırmıştık? Daha doğrusu videomuzun neyini diyelim artık. Hatta onu da kullanalım ya. Onu da kullanmış olalım. Şöyle yapalım. Şuraya string diyelim. Ya da şey yazdırabiliriz. Sorun değil o kadar. CTRL-Z.
embedded URL seçilen. Şimdi bir tane ne belirtmemiz gerekiyor? XML format diyelim. Tam fark etmiyor zaten. Şunu ekleyelim. CTRLV diyoruz. Artık ne yapacağız? Videomuzun URL'sini yazdıracağız değil mi? O zaman ona şöyle yapalım. Seçilen video sub items 1 miydi? Artı. Seçilen video sub items 0 olmaz zaten. 1 olması lazım. ToString diyelim. Bir mailbox XML formatı bir test edelim. Şimdi sagopa delik aratalım hemen. Burada evet. Sorun oldu. Yok. XML format ToString desek. Sagopa desek. Embedded URL. Pardon arkadaşlar, çok özür diliyorum, dalgınım herhalde biraz. Buraya text.toString dememiz gerekiyor. Şimdi sorun kalmaz zannediyorum. Sagopa diyorum. Evet, evet arkadaşlar. Artık buradaki linke gidecek ve ilgili bilgileri çekecek demiştik. Hemen yine kontrol edelim. Buraya yine XML text reader bilgileri yazdı ya da yine XML okuyucu 2 diyelim. Ya okuyucu fark etmez o kadar. XML format diyeceğiz. XML format while döngüsüne XML okuyucuyu XML okuyucu nokta read diyeceğiz. Biraz hızlanalım. XML okuyucu nokta not type eşittir XML not type element if XML okuyucu nokta name eşittir title yazdırmamıza gerek var mı? Yok. Ne gerekiyor bize arkadaşlar? Resim ve yazdıranın ismi olsun ya da author name, yani yüklenin ismi, özür diliyorum. Onu yazdıralım. Şöyle diyelim. Author name this nokta tekstine yükleyici ismi diyelim arkadaşlar. Artı XML okuyucu nokta value nokta to string diyorum. Evet, yine bir tane if tag'ı if bloğu kullanacağım. XML okuyucu name eşittir neyse artık şurada videonun resmi, evet onu da ekletelim arkadaşlar. Artık yine XML okuyucu nokta read diyeceğiz. Yukarıda okumayacak, onu boş yazacak. Okuyucu nokta read. Bunu kullanmadan arkadaşlar değeri kullanamıyoruz, bunu da söylemiş olalım. Artık hemen resmi çekelim. Cookie collection diyorum, ekletiyorum sınıfını. My cookie diyeceğim hemen arkadaşlar. New my cookie, new cookie collection, http web request resim istek, http web request create. Artık nereye gidecek? Şuradan linkinde yazmış olalım. Resim URL eşittir XML okuyucu nokta value nokta to string diyoruz arkadaşlar. Resim URL'ye gitmiş olsun. Resim istek nokta timeout, yine 20 saniye yeterli. Resim istek cookie container, new cookie container, pardon şunu unutmayalım. Resim istek nokta all of right stream buffering'i true yapacağız. Resim istek cookie container at my cookie diyorum. Başka ne gerekli? Bir de versiyon belirtelim. Protokol versiyon, pardon, HTTP versiyon 11 diyebiliriz. HTTP web response resim unit diyorum. HTTP web response resim istek nokta get response diyorum arkadaşlar. Stream nesnemiz kullanmamız gerekiyor. Resim str pic diyelim, fark etmez. Nereden alacak? Resim unit
get response stream dedik arkadaşlar. Image nesnesi gerekiyor. Image gelen resim eşittir diyeceğim. gelen resim. Evet, yine image nokta from image nokta from stream diyeceğiz. From stream yukarıdaki setlere pick stream değişkenimizi atamış olduk. Neydi? Ha, video. Video pick nokta image eşittir gelen resim nokta gelen resim, özür diliyorum arkadaşlar. Buraya girince artık resmi çekince şöyle yapalım. Video pick nokta image eşittir null diyelim. İlk önce bir temizlesin önceden kalan resim olabileceği gibi. Ondan sonra str pick nokta dispose str pick nokta close resim yanit nokta close. Evet, bu kadar. Bir test edelim arkadaşlar. Hemen F5 diyorum. Sagopa Sagopa Kajmer diyelim. Bir Fint diyelim. Arasın. Şöyle seçmiş olalım. Yalnız burada evet, XML okuyucu hata fırlattı. Hatamız ne? Hemen onu kontrol edelim arkadaşlar. Şuradaki miydi? Evet, şunu yanlış yaptık. Neyse, düzeltiriz onu. Şöyle büyütelim. Biz XML formatında yazdıracağız. O zaman HTTP YouTube Watch format şöyle olması lazım. Bir kontrol edelim. Evet, bu. CTRL-C dalgınlık olabiliyor arkadaşlar, kusura bakmayın. CTRL-V diyorum. Şuradaki format linkimi de ekletmem gerekiyor tabii haliyle. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. CTRL-S deyip tekrardan çalıştırıyorum. Sagopa Kajmer diyelim. Aratalım bir. Hata oluştu. Data satır 4 diyor. Evet, internetim gitti arkadaşlar. Videoyu burada bekletmek zorundayım. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz.